eğer suç isnadı varsa, hani gerçekleşen bir olay varsa soruşturmaya kaydediliyor. Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Aslan, Bodrum'daki basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda bir yılın değerlendirmesini yaptı. Bodrum Adliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya Başsavcı Şükrü Aslan'ın yanı sıra Cumhuriyet Savcıları Hasan Çetin ve Ufuk İmren de katıldı. Aslan toplantıda Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediye Başkanlığı ve diğer kurumlara kendileriyle dayanışma içerisinde çalışma yürüttükleri için teşekkür etti. Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Aslan, bu yıl mevcut soruşturma bürolarına ek olarak imar suçları soruşturma bürosunun kurulduğunu ve kaçak yapılarla ilgili daha etkin bir mücadele için bu büro üzerinden soruşturmaların titizlikle yürütüldüğünü dile getirdi. 2019 yılı 12 Aralık itibariyle sonuçlandırılan soruşturma yüzdesinin %50 olduğuna işaret eden Aslan, hedef süre içerisinde sonuçlandırılan soruşturma dosya oranının ise %92,1 olduğunun bilgisini verdi. İtibariyle %47, yani gelen dosyanın neredeyse yarısı uzlaşma sebebiyle sonuçlandırılmış. Toplantıda 2019 yılında tüm cinsel ve taciz olay dağılımı hakkında da bilgiler verilerek bir önceki yıla göre bu tür suçlardaki sayının %5 oranında azaldığı bildirildi. Toplantıda 2019 yılında Bodrum'daki narkotik suçlarla ilgili de bilgiler verilerek toplamda 268 olayın gerçekleştirildiği, 53 kişinin tutuklandığı, 37 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi. Başsavcı Aslan bu yıl arabuluculuk bürosuna gelen başvurularda olumlu sonuçlanma oranının %29,23 olduğunu belirterek, olumlu sonuçlanan 510 dosyanın mahkemeye gitmeden çözüldüğünü söyledi. Yine bu yıl Bodrum'dan yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalışan 4756 kaçak göçmenin yakalandığı, 18 göçmenin Yunan adalarına geçmeye çalışırken denizde boğularak yaşamını yitirdiği bildirildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Aslan, 2019 yılı boyunca Bodrum'da organize suç anlamında gerçekleşen tek olayın, geçen Ağustos ayında Eski Çeşme mahallesinde iki kişinin silahlı saldırıya uğradığı ve bir kişinin yaşamını yitirdiği olay olduğunu söyledi. Mumcular'da yeni yapılan cezaevi ile ilgili de bilgiler veren Şükrü Aslan, cezaevi yapımının %76'sının tamamlandığını, 20 Ekim 2020'de teslim edileceğini dile getirdi.